Radyo Tiyatrosu. Yapım Ankara Radyosu. Oyun. Yazan Başak Angigün, dramaturg Selma Fındıklı. Yöneten Özlem Ersönmez. Yapımcı Engin Demirer. Efektör Hamit Çelik. Oynayan sanatçılar: yaşlı adam Mehmet Ege, yaşlı kadın Ümit Sergen, Osman Sabri Özmener, polis Timuçin Başgül. Geldi. Kaç oldu kadın ya? Kaç oldu kaldırdığın? Yok kimse işte. Aa, duydum diyorum. Salonda biri var. Ya o pencere çarpmıştır. Pencere çarpması gibi değil. Bir şey kırıldı sanki. Az evvel de polisler geçti evin önünden. Sirenleri duymadın mı? Ya o bir rahat vermedin ki adam akıllı uyuyalım. Kulağın çınlamıştır senin. Hem polis geçtiyse bize ne? Mahpushane 2 adım ötede. Geçecekler tabii. Yok polis geçmiş, yok biri varmış. Ömrümü çürüttün, iliğimi kemiğimi kuruttun. Yok kimse işte. Vazo kırılmış. Rüzgardan devrilmiştir. Vazo bu nasıl devrilir? Belli ki biri vardı. Geldi mi dersin? Baksana vazo da kırılmış. Ya o kadın beni de şüphelendirdin şimdi. İster misin? Yok canım. Onca ev arasında bizimkini bulacak değil ya. Hem daha kaç gün oldu ki? Ne demek bizimkini bulacak değil ya? Boşuna mı açtık bütün pencereleri? Pencerelerin açık olduğunu fark edecek de eve girecek de oho ölme eşeğim ölme. Uykumu böldün. Hesap ver bakalım. Kim kırdı o zaman bu vazoyu? Ne bileyim canım, kim kırdıysa kırdı. Ben anlamam. Beni uyutmadın, sen de yatmayacaksın. Söyle söyle, kim kırdı vazoyu? Adam delirdin mi sen? Ben ne bilirim kimin kırdığını? Sabahtan beri konuşup duruyorsun ama yok geldi yok gelecek diye. Ya hakikaten geldiyse. O zaman vazoyu kıran da o. Kaçtı gitti demek ki. Ben sana dedim tuzak kuralım diye. Ama sözümü dinleyen kim? Böyle olacağı belliydi zaten. Vazoyu da kırdı gitti, gördün mü? Vazonuza da şimdi. Ben kırdım ulan, anladın mı? Ben kırdım, ben kırdım. Yeter be. Car 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 kulağımın dibinde. Uzaklaş camdan. Çabuk camdan uzaklaş. Geçin şöyle duvara. Geç 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 geç. Bak, sesinizi çıkartırsanız ikinizi de olduğunuz yere mıhlarım, haberiniz olsun. Peşimde bir sürü polis var. Onlar uzaklaşıncaya kadar burada saklanacağım. Bak ne demişti? Sus be kadın, sus! Ne demişmiş? Şaka sandın herhalde. Ağzını gözünü bantlarım yoksa senin ha. Bant hemen yukarıda oğlum. Merdivenden sola dönünce bir ecza dolabı var. Kes kes! Kafayı mı yediniz siz? Ha? Vururum diyorum, anlamıyor musunuz? Vururum. Açık kapı pencere var mı? Açık kapı pencere var mı diyorum. Senin girdiğin pencere var. Onu biliyoruz. Başka? Açık pencere falan. Konuşup duruyorsunuz da az önce. Buradakilerin hepsi açık. Üst kattakileri de açmış mıydık? Evet. Açmıştık. Mutfak, banyo, çıkış kapısı, yatak. Hepsi açık. Allah Allah, çattık ya. Siz hakikaten delisiniz herhalde. Hapishaneye bu kadar yakın olup da gecenin bu vakti kapı pencere açık bırakılır mı ya? Ya hırsız girerse? Fena mı oğlum? Tanışmamıza vesile oldu işte. İyi o zaman. Ben aidatı alıp gideyim.
Aidat mı? Amca, delirdin mi sen ya? Katilim ben, katil. Anlamıyorsun herhalde. Hapisten kaçtım. Polisler peşimde. Seni de karını da vurabilirim yani. Ay. Allah Allah. Ne bakıyorsunuz öyle suratıma? Cani, acımasız, kötü, fena, ahlaksız, sadist. Ya evet, sadistim ben. Daha sayayım mı? Sorması ayıp sadist oğlum. Sen niye düşmüştün mahpusa? Amca sen benimle dalga mı geçiyorsun? Ay öyle damdan düşer gibi zor olur mu adama? Hı? Dur bir soluklansın hele. Aa bir şeyler içsin. Yok teyze sağ ol. Allah Allah şimdi kafayı yiyeceğim yahu. Ne içmesi be? Allah'ım Allah'ım aklımı alarak ıslah etme beni. Ne olursun ya Rabbim biliyorum çok günah işledim ama. Ay soğuk bir şeyler getireyim. Terlemişsindir iyi gelir. Hasta mı edeceksin adamı terli terli. Niye dinlemiyorsunuz beni ya? Katillere izzet ikram edilmez. Kötüdür onlar anladınız mı? Kötü kötü. İşlerini görmek için vuruverirler adamı. Yazık edersiniz kendinize. Ya ne biçim insanlarsınız siz ha? Bu ne rahatlık? Kötü mü davranayım illa yani size? İtip kakayım mı? Neye? Ha vurayım mı böyle kafanıza gözünüze? Kökten çözüm olsun ne dersiniz ha? Onu mu istiyorsunuz benden onu mu? Yeter be yeter. Susun ulan susun. Oturun şu kanepeye geçin dedirtmeyin beni be. Çıt çıkarmayın. Bir, iki, üç, tıp. Ben kendime koyayım o zaman. Git teyze ne koyarsan koy. Çay koy, kahve koy, kola koy. Ne koyarsan koy yeter ki git. Ver şöyle. Böyle boş boş oturacağımıza. Teyze. Efendim çocuğum. Ayıptır sorması. Rahatsız ediyorum ama ne tarafa doğru gidiyorsunuz öyle? Mutfağa. Sen otursana burada. Ben önce oraları bir kolaçan edeyim de. Aa, hiç olur mu yavrum? Ben hazırlar getiririm şimdi. Onun için değil be kadın. Mutfağı kontrol edecek. Kimse var mı diye. Öyle desene canım. Mutfak hemen ileride. Sağdan ikinci kapı. Mutfakta telefon var mı? Bir tane var. Başka? Bir tane de bizim odada var ama ne zamandır çalışmıyor. Bu kadın yere düşürmüştü geçenlerde. Aa, yalan. Telefon çalmıştı yetişeceğim derken kendi düşürdü. İyi tamam tamam tamam. Bir yakınız falan var mı? Yok. Ondan öyle heyecanla koşturdu zaten. Bizim telefon yılda bir kere ya çalar ya çalmaz. Onlar da yanlış numara. Ah, ah bu adam var ya 2 saat konuşur telefonda. Konuşma uzun sürsün diye kim olduğunu da söylemez. Kesin tımarhane burası. Kime diyorum ben? Bana ne sizi kimin aradığından? Evde sizden başka kimse yaşıyor mu? Ya da bu saatte arayıp soracak bir yakınınız falan var mı? Onu soruyorum. Olsaydı çoktan gelirlerdi. Çamaşırınızı bulaşınızı kim yıkıyor peki? Ben varım ya. Bu yaşta zor olmuyor mu? Aa, ne varmış yaşımda? Affedersin yani yanlış anlama teyze. Hani belli bir yaştan sonra insanlar bakıma muhtaç oluyor ya o bakımdan. Kimseye ihtiyacımız yok bizim. Gerçi birine var ama. o da bakıcı değil. İçin rahat olsun. Biz bizeyiz. İyi iyi neyse neyse. Şimdi siz uslu uslu oturun burada. Ben şu mutfağa bir bakayım. Telefon kablolarını kesecek. O niye? Mutfağa gideceksin ya. Oradaki telefondan kimseyi aramayasın diye. Ha, akıllı çocuk görüyor musun? Bu sefer olacak galiba. Bilmem. Yapabilir mi dersin? Aa, niye yapamayacakmış? Aslan gibi maşallah. Ne bileyim. Salakça biraz. Ha, yok canım. Cin gibi. Baksana işini şansa bırakmıyor. Ah, kabloları kesecekmiş. Ay ne heyecanlı. Rehin aldığı kadının elinden kahve içecek kadar da salak. Ya zehir katarsan? Aa, niye katayım canım? Bunca zaman sonra bulmuşken. Yahu bunu ben biliyorum. Ya o? Üstelik ipi de fark etmedi daha. Aman sen de. Buldun bunuyorsun. Karanlıkta görmemiştir çocuk. Hem ne bilsin o ipin orada neden sallandığını. İnsan hiç merak etmez mi yahu? Bu ipin tavanda işi ne diye. Aa, heyecandan sormaya fırsat bulamamıştır. Ne yapsın? Sen planı unutma da. Planmış. Sen susmuyorsun ki fırsat bulup da konuşayım. Ha, bunca yıl sustum. Şimdi konuşmazsam bundan sonra hep susarım ona göre. Susmuşmuş. Bir de bana sor. Şşt geliyor. Allah'ım Allah'ım Allah'ım. Aa, hatırlıyor musun? Yine bir keresinde aramışlardı da. Sus sus kadın sus. Polisler devreye geziyor. Az önce arka taraftan geçtiler. Kesin anladılar burada olduğumu. Tabii ya, tabii ya. Gecenin bir vakti ışıkları yakarsan... Ya ne bakıyorsun ya? Birisi kapatsın şu ışıkları. Ayvayı yedim ben. Ne yapacağım ben şimdi? Kapatsana. Ya yanlış anlama oğlum. Sana işini öğretiyor gibi olmayayım ama... ışıkları kapatırsak daha çok şüphelenmezler mi? Dur. Ha? Doğru. Helal sana be teyze.
Tamam tamam, tam da devreye gezerken amca dur. Sakın kapatma, dur. Karar verin, kapatayım mı kapatmayayım? Kapatma, teyze haklı. Daha çok şüphelenirler. Geç otur yerine. Hiçbir şey olmamış gibi yapacağız. Hiçbir şey olmamış gibi. Sakin. Ben de bir kahve yapayım. Allah Allah, teyze sen de taktın bu kahveye. Sırası mı şimdi kahvenin? Tam sırası. Ya polisler gelirse? Kahvemi ikram edeceksin. Bahanemiz olur oğlum. Bu saatte niye ayakta olduğumuzu sorarlarsa. Kocana kahve pişiriyordun, değil mi? Tamam, evet. Sen geç kahve yap. Köpüklü ve orta şekerli olsun. Ne zamandır içmiyordum. Benimki de orta şekerli olsun. Sadıç Bey oğlumla şöyle karşılıklı. Olmaz. Sadece bir fincan olması lazım. Polislere ne deriz sonra? O niye? Gecenin bu saatinde karşılıklı kahve içmek için kalkan bir çift gördün mü hiç? Göremezsin. Hep adamın canı çeker. Ya da zavallı kadın sarhoş kocasını ayıltmak için pişiriyordur. Filmlerde öyle oluyor çünkü. Tabii. Doğru söylüyor teyze, haklı. Ayrıca bana sadist deyip durma amca. Adım Osman. Sadist Osman. Sadece Osman. Sadist yok. Hem nereden çıktı bu sadist? Ne bileyim canım, sen söyledin. Ben mi söyledim? Ya git işine amca ya. Sadist diye isim mi olurmuş? Yanlış anlamışsındır sen. Ben de şaşırdım ilk başta. Herhalde dedim mapusta çocuğa lakap taktılar. Onun da ağzı öyle alıştı. Yoksa sadist diye isim mi olurmuş? Hay Allah'ım ya, çattık be. Sahi hala söylemedin sadist oğlum. Osman. Kısaca Osman, anladın mı? Bunun neresi anlaşılmaz, anlamıyorum ki. Ne bağırıyorsun ya, anladık. Adın Osman. Bak ne diyeceğimi de unuttum senin yüzünden. Mapus diyordum. Ne mapusu? Niye düşmüştün mapusa? Sana ne ya, Allah Allah. Sana ne amca ya? Niye sorup duruyorsun? Ne yapacaksın? Gece yarısı evime girdin. Uykumu böldün. Kafamıza silah dayadın. Karımdan kahve istedin. Az önce yaşından büyük adama avazın çıktığı kadar bağırdın. Ve en önemlisi vazomuzu kırdın. Bir kez ağzımdan sana ne lafını duydun mu? Ne yapacaksın dedim mi hiç? Böyle paylaşım olmaz ki çocuğum. Hep bana. Amca ne diyorsun ya Allah aşkına? Ne paylaşım ya? Ayrıca beni bağırmaya sen zorladın. Hem ben mi dedim teyzeye git de kahve pişir diye? Ha? Tabii dedin. Sen git kahve koy dedin. Hadi onu anlıyorum. Mahpusta sıcacık bir kahve içmeye hasret kalmışsındır. Ama ya vazo? Vazoyu niye kırıyorsun be adam? Başlatma ulan vazonu, Allah Allah. Bela mısın başıma ya? Kırdım işte. Var mı ya itirazı? Kırdım. Var. Ne var? Vazomu kırdın. Öldürürüm ulan seni. Öldürürüm, yakarım, anladın mı? Küllerini de o vazonun içine doldururum. Allah'ım, ne istiyorsun benden ya? Ne istiyorsun? Mahpusa niye düştün diyorum. Mahpusa. Peki. Anlatırsam. Susacağına söz ver. Söz. Erkek sözü mü? Vallahi billahi şuradan şuraya kalkmam nasip olmasın. Tamam. İyi. Ben bir banka soygununda iki kişiyi vurdum. Bankayı niye soyuyordun peki? Allah'ım soruya bak. Soymak zorundaydım da ondan. Ben bekarken şehirler arası otobüslerde muavinlik yapardım. Aslında şofördüm. Ama hep yedek tutarlardı. Daha çok getir götür işine verirlerdi. Ses çıkartmazdım tabii. Kimim kimsem yoktu. Çalışıp para kazanmalıydım. Geceleyin koltuk aralarında gezer, kontrol ederdim. Hele Köroğlu'nda bir manzara vardı ki... Ah, aklın almaz. Af af. Soygun ne oldu, soygun? Sabret. Ona da geleceğim. Ankara-İstanbul arası. Öyle işte aşağı yukarı 360. kilometre falan. Tam Köroğlu sırtlarında. Alabildiğine bir sis var. Ön koltukta iki müşteri oturuyor. Onlar da otobüsün içinde duman etmişler. Daha aşottan çıkarken üçüncüyü yakmışlardı. Hesap et yani. Şimdi aşti oldu. Efendim? Aşot diyorum. Şimdi aşti oldu. Ankara şehirler arası terminal işletmeciliği. Ha öyle mi? Yeri de değişti mi? Ya Konya yoluna aldılar. Vay be. Ey gidi günler ey. Neyse. Senin anlayacağın sisti dumandı derken... Yapıverdik kazayı. Biraz da hızlı gidiyorduk hani. Bizde bir şey yok ama arabanın birini altımıza alıvermişiz. O arabadan sağ kurtulan olduğumu bilmiyorum. Ama benim hayatım işte orada karardı. Bana sürdürmüyorlar diyordun hani. Ben sürmüyordum zaten. Şoför çok ağlayıp sızladı. Çocukları varmış. Hapse girerse onlara bakacak kimse kalmazmış falan filan. İlk başta düşündüm. Ben bakabilir miyim diye ama sonradan yapamayacağımı anladım. Sonuç? Sonuç. Sonuç olarak onun yerine ben girdim hapse. Nasılsa ardımda ağlayan kimse yok diye düşündüm. Ya soygun ne oldu soygun?
Ben ne soruyorum, adam ne anlatıyor? Oldu olacak bütün hayatını anlat bari. Bakarsın roman yaparız. Ya amca, bırakmadın ki bir ağız tadıyla dökeyim içimi. Allah Allah. Sordum madem dinle. Nerede kalmıştım? Tamam. Fazla uzun kalmadım hapiste. Ama sabıkayı yemiştim bir kere. Yerine hapse girdiğim adam 3 ay dayanabildi bana. Sonra bastı tekmeyi. Türlü işlerde çalıştım. Hepsi de boğaz tokluğuna. Nasıl olduysa evlendim bir ara. Kurtlu baklanın kör alıcısı olur derler. O hesap. Çocuk da olunca işler iyice karıştı anlayacağın. Birken 3'e çıktı doyacak boğaz. Bir şey değil, bizden fazla yiyordu kerata. Hapur hapur yutuyordum. Yaşamak için borca girdim. Altına girdiğim borç beni yaşatmayacak hale gelince de... Banka soymaya karar verdim. Aynen öyle. Şükür, bir an iş bitmeyecek sanmıştım. Aslında niyetim kimseyi vurmak değildi. Ama paraları almaya karar vermiştim bir kere. İlk başta güvenlik görevlisi engel olmaya çalıştı. Ardından da o adam. Yani polismiş meğer. Silahını çıkarınca ben de daha çabuk davrandım. Vurdum ikisini de. Nasıl yakalandın peki? Saklaması için paraları karıma verdim. Daha sonra da teslim oldum. Ben battım madem onlar kurtulsun dedim. Tam da düşündüğüm gibi oldu ha. İfademde borcum olduğumu ve bütün parayı alacaklılara dağıttığımı söyledim. Kim olduklarını sordular, söylemedim. Karımı da birkaç gün sorguya çektiler. Baktılar ki bir şey çıkmayacak, salıverdiler. Sen tut onca parayı çaldıktan sonra teslim ol. Deli misin oğlum sen? Amca, işte öyle kolay değil ki. Peşimi bırakmazlardı. Ayrıca çok pişman olmuştum. Kolay değil. Suçsuz, günahsız 2 insanı öldürdüm ben. Hepsini anlattım işte. Tamam mı? Tamam olmasına tamam da nasıl çıktın peki? Gardiyanlardan biriyle anlaştım. Daha doğrusu o benimle anlaştı. Severdi beni. Kardeşine benzediğimden falan bahsederdi hep. Ama hapisten kaçmamı sağlayacak kadar sevdiğini tahmin etmezdim. Evet, bu da yanıtladığım son soruydu. Tamam mı? Kahveniz geldi. Tam da kaçtığını düşünmeye başlamıştım. Işıkları kapattın mı? Polislerin uzaklaşmasını bekledim. Bir süre dolandılar, sonra arka sokağa girdiler. Ben de ışığı kapatıp geldim. Güzel, güzel. Oh, eline sağlık, çok güzel olmuş. Birazdan giderim ben de. Ya tam da sizi sevmeye başlamıştım ha. Aha. Polisler ümidi kesti galiba. Plan yattı. Niye yatsın? Geldi işte. Bu aradığımız adam değil. Aa, nereden biliyorsun? Ya her şeyi anlattı. Vicdan azabı çekiyorum. Bu olmaz. Görürüz şimdi olur mu olmaz mı? Sen bana bırak. Hop hop hop. Ne fısıldaşıyorsunuz siz öyle bakalım? Dur. Yoksa tabii ya. Aklınızca kahveme ilaç katıp... İçin rahat edecekse fincanları değiştirebiliriz. Ver onu. Yok. Gerek yok. Kusura bakmazsınız herhalde. Benim durumumda kim olsa... Ne önemi var canım? Ben de olsam aynı şeyi yapardım. Of, dışarısı sessiz. Birazdan giderim. Siz de benden kurtulmuş olursunuz. Olur mu canım? Bize ne yaptınız ki kurtulalım? Daha ne yapacağım gecenin bu vaktinde? Bizim korkumuz olsa pencereyi açık bırakıp yatmayız oğlum. İçin rahat etsin. Evet ya. O konuyu da anlayabilmiş değilim. Ne diye açık bıraktınız ki pencereleri? Gerçi burada olduğunuza göre alışmışsınızdır suçlulara. Hapishane o kadar yakın ki. Alıştık sayılır. Zaten ben de hapishane memurluğundan emekliyim. Gardiyanlarla konuşurken duymuştum. Bu sitenin bahçesinde çiçek bitmezmiş. Şehre uzakmış. Doğru. En yakın komşumuz 100 metre ileride. Hele bahçeyi hiç sorma. Toprağı kireçli olduğundan yüzünü güldüremedik bir türlü. Ya amca kusura bakma da... Bu arada geldim geleli soracağım kahveydi polisti derken fırsat olmadı. Yemek masasının üzerinde tavana asılı bir ip var. Nedir öyle daracı gibi? Affedersin, bahsetmemem gereken bir şeydi herhalde. Ya niye konuşmuyorsunuz? Konuşsanıza. Sana ne? Sana ne mi? Vay amca, rolleri değiştik desene. Yahu alt tarafı bir ip. Bunda kızacak ne var? Yoksa siz şu intihara meyilli tiplerden misiniz? Hani 2 güne bir ilaç içip de hastanenin acil servisini boş yere meşgul edenlerden. Baksanıza aynı daracı.
Hem ilk karşılaştığımızda neredeyse sevinmiş gibiydiniz. Biz kendimizi öldüremedik, azılı bir katilin kucağına düştük der gibiydiniz ha. Gördün mü bak, sandığın kadar salak değilmiş. Bir saniye teyzeciğim. Salak derken kimi kastediyordunuz? Seni. Ne yani? Bana affedersin de salak mı dedin? Bana bak, yaşlı maçta dinlemem patlatıveririm kafana ha. Yalan mı? Salak olmasaydın gardiyanın sana neden yardım ettiğini, bizim penceremizin neden açık olduğunu, sana neden bu kadar iyi davrandığımızı anlardın. Ama sen salak olduğundan sadece ipi sorup duruyorsun. Söyleyeyim, biricik oğlumuzu bir kazada kaybettik biz. Artık yaşama sebebimiz kalmamıştı. Ama işin kötü yanı onun ardından gidemedik. İstediğimiz halde gidemedik. 21 yıldır beceremedik bu işi. 21 yıl uyuduk. Yedik uyuduk. Sense şimdi bunca gariplik arasında sadece bu ipi soruyorsun. Ne yani ha? Bütün bunları anlamayacak kadar salak olmadığını mı iddia edeceksin bana? Ha? Hadi vur beni. Dur. Gardiyanı da siz ayarladınız öyle mi? Silahın kabzasına bak, kabzasına. Altında sicil numaram yazılı. Bak. 9'la başlıyor, 6'yla bitiyor. Aradakileri hiç ezberleyemedim zaten. Gardiyanın adı Ekrem. 20 yıldır aynı koğuşa bakıyor. Zekası yükselmesine engel. Ben ne yapayım? Onu ben sokmuştum işe. Ben. Bana bir iyilik borçluydu. Anladın mı? Anladım. Ve eliniz karşılığında hapisten kaçmama yardımcı oldu. Bir saniye. Peki buraya geleceğimi nereden biliyordunuz? Planımızı iyi yaptık. Silahı nereye gömdüğümüzü gardiyana söyledik. Pencerelerimizi de açık bıraktık. Açık pencereler. Sonuç olarak buradasın. Elindeki silah bana ait. Sen kaçmak istiyordun, biz de ölmek. Seni kaçırdık, sen de bizim istediğimizi vereceksin. Ayrıca silah bana ait olduğu için hiçbir şekilde senden şüphelenmeyecekler. Aynı gece gerçekleşen iki farklı olay olacak. Biri kaçmış, bir diğeri de cinnet geçirip kendini de karısını da vurmuş. Zaten oğulları öldükten sonra bir türlü düzen tutturamamışlardı diyecek herkes arkamızdan. Sen akıllarına bile gelmeyeceksin. Güven bana. Yani birini sizi öldürmesi için plan yaptınız öyle mi? Aynen öyle. Oh, siz kafayı yemişsiniz ya. Benim bu asılı duran ipten farkım ne ki ya? Farkım ne? Sizi öldürmeyecek olduktan sonra. Olur mu öyle şey ya? Nasıl ben böyle bir şey yapabilirim? Bunu nasıl düşünebilirsiniz? Ben bunu niye yapayım? Ne demek nasıl düşünürsünüz? Katil değil misin oğlum sen? Ha? Bas bas bağırıyordun ilk geldiğinde. Ben katilim, vururum ikinizi de diye. Hayır değilim. Katil falan değilim. Oğlunuzun ölümünde bu ip ne kadar suçluysa ben de hayatta o kadar suçluyum. İkimiz de aracıyız yani. Bankanın görevlisini gözünü kırpmadan öldürmüşsün ama. Sana engel olmak isteyen polisi de. Tek suçum herkesi kendim gibi bilmekti benim. Birinin yerine sabıka yedim. Birinin yerine dışlandım toplumdan. Ve birinin yerine kovuldum iş başvurusuna gittiğim dükkanlardan. Çocuğum ölecekti. Açtı. Açlıktan bir gün ölecekti. Ama suçlu olan o güvenlik görevlisi ya da polis değildi. Ben de değildim. Hele çocuğum hiç değildi. Bir düşünsene. Uğruna 21 yıl yas tuttuğun oğlunu düşünsene. Amma uzattın be. Öldürmeyeceksin yani bizi. Hayır. Madem öyle gör bakalım. Teyze. Ne yapıyorsun? Kapat pencereyi. Polis yok mu? Adam burada polis! Teyze ne yapıyorsun ya? Teyze benim suçum yok. Teyze dur. Tamam ne istiyorsanız. Ya teyze bir dur Allah aşkına bir dur. Öldürecek misin? Teyze ben yapamam böyle bir şey. Yalvarırım bırakın beni. Polis! Tamam teyze polis! Sus tamam bağırma artık. Yapacak mısın? Tamam yapacağım. Yapacağım. Gir Allah aşkına gir içeri. Öldüreceğim ikinizi de söz. Evet. Biz hazırız. Hemen şimdi mi? Vaktin çok herhalde. Şey olmaz. Olmaz tabii. Silahlı olmaz. Neden olmazmış? Her şeyi hazırladık. İşte sen sadece tetiğe basacaksın. Tabii ben tetiğe basayım. Bütün polisleri başıma toplayayım öyle değil mi? Üstelik bu çok eski model. Bu çok gürültü çıkarır. Bunu hiç düşünmemiştik. Ne olacak şimdi? Ya ne olacağı var mı? Alın işte. Bu bence size bir işaret. Yaşamanız gerekiyor demek ki. Bak teyzeciğim, amcacığım, hayat güzel, kuşlar, çiçekler. Ne yani? Bir silah yüzünden bütün plan yattı, öyle mi? Ha? Yastık, kadın, koş bir yastık getir. Bir filmde görmüştüm.
Silah çok ses çıkartmasın diye adamın kafasına yastık dayıyordu. Ya amca, yastıkta falan olacak iş değil bu. Bak bu silah çok eski. 1 kilometre öteden barut kokusunu alırlar. Bilmen lazım senin bunu. Hem sevinmelisiniz. Bugün sizin için çok özel bir gün olsun. Tabii her şeye yeniden başlayın. Ne bileyim böyle aha tabii bir tatile çıkın. Ha? Özel bir gün öyle mi? Her günün ayrı bir özelliği varken bunu nereye sıkıştıralım? Bugün oğlumuzun 21. ölüm yıl dönümüydü. 3 gün sonra anneler günü, bayramlar, yıl dönümleri, babaların günü, çocukların günü. 3 gün önce ilk kez anne dediğinin, 2 ay sonra yürüdüğünün, ondan 1 hafta sonra da bisiklet sürmeyi öğrendiğinin yıl dönümü. Birilerine, bir şeylere ithaf edilen günlerin saçmalığını düşündüğün oldu mu hiç? Ha? Sana en sevdiklerini bir daha göremeyeceğini hatırlatan günlerin varlığına lanet ettiğin. Hafızası güçlü olan bir annenin kaç özel gün kutladığını hesaplayabilir misin peki? Ya da hafızasının bu kadar güçlü olmasından dolayı günde kaç kez kendi kendine küfür ettiğini? Sadece hatırlamakla yükümlü olanların bütün günleri özeldir ne yazık ki. Sahip oldukları her şeyi hatırladıklarıdır çünkü. Şimdi sen bana bugünün özel bir gün olduğundan bahsediyorsun. Bize bu kötülüğü yapmak için haklı bir sebebin olmalı. Bakın, oğlunuzun ölümüne çok üzüldüm. Ama ne yapacaksınız? Hayat böyle işte. Yine de hayat güzel. Yaşıyoruz falan filan. Maval bunların hepsi. Bir zaman sonra ayakkabılarının eskimesini özlüyor insan. Titizliğinden, o ağır aksak hareketlerinden ve eskimiş bedeninden tiksiniyor zamanla. Her konuşmada yosun tuttuğunu haykırıyor nefesin. Daha başka kokuyor. Sanki işlenmiş tüm günahların kalın bir katman gibi dilinde biriktiğini hissediyorsun. Daha fazla konuşma hissi uyanıyor bedeninde. Kokarak döküldüğünü hayal ediyorsun günahlarının. Ama olmuyor. Zamanın bir şeyleri silmektense yeni ve daha kötü şeyler eklediğini görüyorsun hayatını. Her gece yeni bir arınma isteğiyle yatıyorsun yatağını. Zaman sadece her uyanışta arınmamış oluşuna alıştırıyor seni. Artık kire alışıyor ve boşunalığını fark ediyorsun yaşamın. Yıkanmak, giyinmek ve yeniden kirlenme. Tüm sevdiklerinin gün gelip öleceğini bile bile yine de gülebilmek. Hayat aslında sadece geçici bir körlüktür. Ta ki en sevdiğin ölünceye dek süre. Bu iyiliği esirgeme bizden. Ne olur. Hiçbir şekilde sorumlu tutulmayacaksın. Güven bana. Anlamıyorsun amca. Ben sizi vuramam. Daha ne istiyorsun be adam? Her şeyi ayarladık işte. Silah da bizden, yastık da. Hayat bizim hayatımız. İster yaşar ister ölürüz, kime ne? Aman anem oğlu adammışsın be. Vur artık. Amca. Yeter be. Amca. Başımı şişirdin. Anlamıyorsun amca. Ben sizi vuramam. Niye vuramayacakmışsın? Ha? Bakın. Elin ayağın sağlam maşallah. Allah'ım ya Rabbim. Bakın ben aslında düşündüğünüz gibi bir kişi değilim. Ne demek düşündüğünüz gibi bir kişi değilim? Biz özel birini mi düşünüyorduk ki? Katil olman yeter. Ya benim de anlatmaya çalıştığım o zaten. Lafı geveleyip durma be adam. Söyle ne söyleyeceksen söyle. Amca ben aslında ne katilim ne de anlattığım gibi bir banka soygununa karıştım. Hapishaneye defalarca gittim ama mesleğim gereği. Yani sizin anlayacağınız ben polisim. Ha ben de başbakanım. Hatta karım da Dışişleri Bakanı. Tamam. Gülün istediğiniz kadar gülün. İnanmamakta haklısınız. Gardiyan bize gelip planınızı anlattığında biz de inanmamıştık amca. Gardiyan mı? Evet. Bütün olup bitenden haberdar etti beni. Yani bizi. Ayrıca ne olursa olsun bir katili kaçırmak için bir gardiyanın işbirliği yapacağına nasıl inanırsınız? Tamam, pek de akıllı olmadığı doğru. Ama en azından ekmek yediği yere ihanet edecek biri değil. Bunu en iyi sizin bilmeniz lazım. Onu siz işe sokmuştunuz. Yanlış mı hatırlıyorum? Üstelik saklaması için bir de silah vermiştiniz. Biz eskiden beri tanışırız. Beni bu şekilde satabileceği aklıma gelmezdi. Amcacığım, istersen satmak demeyelim buna ha. Hayatınızı kurtardı. Bakın, sizin
Ruhsal bir yardıma ihtiyacınız var. Ruhsal? Yani şey, teyzeciğim. Psikolojik. Evet. Psikolojik. Psikolojik yardıma ihtiyacınız var sizin. Bir süre devlet denetiminde tedavi göreceksiniz. Seanslara mı katılacağız yani? Sanırım. Bu tür şeylerden pek anlamam ama emniyet teşkilatı size yardımı dokunacağını düşünüyor. Bu da devlete sunduğunuz hizmetler karşılığında ücretsiz yararlanabileceğiniz bir imkan. Hem teyzeciğim, farklı bir ortamda rahatlamış olursunuz. Bu evin kasvetinden kurtulursunuz hiç değilse. Bir saniye. Ya muavinlik, kaza? Aşot dediniz üstelik. Eski ismiyle söylediniz. Dedim ya, hepsi bir oyun. Emniyete bu kadar emeği geçmiş birini böylesi bir durumda yalnız bırakamazdık, öyle değil mi? Hem anlatsam da inanmazsınız. Ben günlerdir bu role çalışıyorum. Yani istemeden hapse düşmüş bir kader kurbanı rolüne. Bizi öldürmeyeceksiniz yani. Ne münasebet. Ama o kadar gerçekti ki bir an... Amcacığım. Siz yorulmuşsunuzdur. İyice bir dinlenin şimdi. Yarın gerekli tedavi için görevli arkadaşlar gelip sizi alacaklar. Evden mi gideceğiz? Tabii ya. En önemlisi de o zaten. Şimdi izniniz olursa ben gideyim. Dediğim gibi siz de iyice bir dinlenin. Hemen mi gidiyorsunuz? Daha raporu sunmam gerekiyor. Malum durumunuzu merak etmişlerdir. Sahi mi? Ne sahi mi? Yani gerçekten de merak etmişler midir bizi? Tabii ya. Etmezler mi? Günlerdir sizi kararınızdan nasıl döndürürüz diye bütün emniyet kafa kafaya verdik düşünüyorduk. Evet. Bana müsaade. İyi geceler. Ha, rapor demişken onları da kafanıza takmayın. Herhangi bir şekilde ceza falan almayacaksınız. Bu aramızda. Hoşça kalın. Nasıl da yaklaşmıştık değil mi? Ya hele son konuşmasından sonra kesin vurur dedim ama. Ben sana dedim. Bu gardiyan polisi anlatacak her şeyi diye. Sandığımız kadar salak değilmiş. Ne yapalım? Millete de gece vakti rahatsızlık verdik. Onca sirenler falan. Bir ara çok duygulandım biliyor musun? Hani emniyete bu kadar emeği geçmiş birini yalnız bırakamazdık dedi ya. Hala bizi umursayan birileri varmış demek. Olacak tabii. Dile kolay. 30 yıl hizmet verdim ben bu millete. Aman övünecek bir şey buldun yine kendine. Övünürüm tabii ya. Duymadın mı? Bütün emniyet seferber olmuş bizim için. Bırak şimdi emniyeti de nereye götüreceklerini düşün. Kimi? Kimi olacak bizi? Duymadın mı? Yarın gelip alacaklarmış. Ben hala inanamıyorum biliyor musun? Yüzdük. Bunlar bize rahat vermeyecekler anlaşılan. Kaçsak mı dersin? Deli konuşma yine. Nereye, kime gideriz? Bilmem. Birini buluruz elbet. Baksana kısacık zamanda memur beye sevdirdik kendimizi. Biz mi? Kaçar gibi gitti görmedin mi? Hadi canım. Gözleri dolu doluydu veda ederken. Çıkmadan önce de ağladığını görmeyelim diye koluyla sakladı yüzünü. Bir daha gelir mi ki dersin? Niye gelsin ki? Oyununu oynadı gitti işte. Bir de anlatıyor utanmadan. Günlerdir bu role çalışıyormuş. Boş yere umutlandırdı bizi de. Artist. Öyle deme. Görevini yaptı. Hani bir ara düşündüm de... bizim oğlumuz da yaşasaydı. Sen de düşündün değil mi aynı şeyi? Ha? Bir ara. Acaba dedim... büyüseydi babasının mesleğini seçer miydi o da? Tıpkı... Hadi. Toparla kendini. Bu kadar koy verme. Ben mi koy vermişim? Sen kendine bak. Gözlerin nemleniverdi hemen. İnatçı herif ne olacak? Seninkiler nemlenmedi sanki. Demin ağlayacaktın neredeyse. Ağlayacakmışım. Ben senin gibi sulu zırtlak değilim. Karıştırma. Ne diyeceğim biliyor musun? Hani bir gün sinirlenip de ipi boynuna geçirmiştin ya. İşte o gün asacaktın kendini. Bu musibet halinle başıma kaldın. Hem senin yüzünden ben de yapamadım. Benimle ne alakam var kadın? As istiyorsan kendini. Olmaz, geçti artık. Geçti tabii ya. Gerçekten ölmek isteseydin 21 yıl önce yapardın sen o işi. Kabul et. Yaşamak istiyorsun sen. Asıl sen yaşamak istiyorsun. Ben hiç değilse birkaç kez denedim ölmeyi. Denemişmiş. Bal gibi biliyordun kurtulacağını. Ben mi dedim sana kurtar diye? Kurtarmasaydın. Ben elime bile sürmedim. Hatırlasana bir keresinde saatlerce yerde kıvranmıştın.
Yardım etmediğimi görünce de sinirinden temizliğe giriştin. 3 gün boyunca cam, pencere silmiştin, unuttun mu? Sinirlenirim tabii. Öylece bakmıştın gözümün içine. Hatta bir ara bulmaca çözüyordun, insafsız. Ya gerçekten ölseydin? Ha? Hiç üzülmeyecek miydin? Ölmedin ama. Ölebilirdim de. Bir kutu ilaç içmiştim o gün. Vitamindi onlar. Olsun. Denedim ben. Korktum demiyordum. Sen korkmadın sanki. Niye yaşıyorsun madem öyle? Ha? İstediğimden değil, biliyorsun. Bir şey bildiğim falan yok. Yaşamak istiyorsun sen. Sen de. Kim ki bu saatte? Aa, görevliler gelmiş olmasın? Ne görevlisi ya? Aman iyice bunadın sen. Ne konuşuyoruz deminden beri? Ha? Gelip alacaklar ya bizi. Tedavi için. Yok canım, yok, bu kadar çabuk gelmezler. Memur sadist bir şeyi unutmuştur. Tabii ya, silahımı vermeyi unuttu. Kusura bakmayın amcacığım, gece vakti rahatsız ettim. Estağfurullah. Hayrola, ne oldu yine? Belki sirenleri işitmişsinizdir. Azılı bir mahkum kaçtı hapisten. Görevli arkadaşlar şüpheli şahsı bu yakınlarda görmüşler. Herhangi bir problem yoktur umarım. Senin haberin yok herhalde oğlum. O oyun bitti. Yarın tedavi için geleceklermiş. Anladık. Ben ne dediğinizi anlayamadım ama dikkatli olsanız iyi edersiniz. Adam silahlıymış. Şaka mı yapıyorsun? Ya oyun bitti. Tamam. Yarın gelip alacaklar işte. Bir yere kaybolduğumuz falan da yok. Neden bahsettiğinizi anlayamadım ama... Meslektaşın Osman Bey durumu izah etti. Bize küçük bir oyun oynamışsınız. Her şeyi öğrendik. Şimdi anladıysan izin ver de biraz uyuyalım. Malum yarın çok işimiz var. Ben anlıyorum da siz anlamıyorsunuz galiba amca. Hapishaneden azılı bir mahkum kaçtı diyorum. Cinayet zanlısıymış. Bir banka soygununda 2 kişiyi öldürmüş. Üstelik de az evvel bu yakınlarda görmüşler. Gecenin bu saatinde bütün olup bitenler size oyun gibi mi geliyor? Ama ben... Pencerelerinizin birçoğu da açık kalmış. Daha dikkatli olun. Ayrıca hapishanede de bölge karakolunda da Osman isminde bir polis yok. İyi geceler. İyi geceler. Oyun. Başak Angigün'ün yazdığı oyunu dinlediniz. Bir başka oyunda buluşmak dileğiyle.